Bu fuara katılan tüm ticari kuruluşlarımız bir ticari gayeden ziyade biz de bu fuarı destekliyoruz düşüncesiyle katılmışlardır. Tüm katılımcılara ve destekçilerimize de teşekkür etmek istiyoruz. Balıkesir, tarım, hayvancılık ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden biridir. Verimli toprakları, köklü çiftçilik geleneği, geniş ürün çeşitliliğiyle ile ilimiz güçlü bir şekilde yansıtmaktadır. Balıkesir üreticisi en iyisini hak ediyor. Çünkü biz tarım ve hayvansal ürünlerde hep ilk 5 ilden biriyiz. Bugün zeytinde, zeytinyağında, et ürünlerinde, kırmızı ette, beyaz ette, sütte 50 çeşit peynirimiz var. Türkiye'yi doyuran il olarak da buna gurur duyuyoruz. Her seferinde bunu ifade ediyoruz. O yüzden Balıkesir güzel bir tarım fuarını gerçekten hak ediyor. Şehrimiz için çok büyük bir önem arz etmektedir. Önümüzdeki dönemde artan gıda talebi ve yaşanan iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle tarım ürünlerine erişimin zorlaşacağı düşünülmektedir. Bu sebeple tarım ve tarım ürünlerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. İnşallah bu tarım fuarı başlangıç olur ve büyüyerek devam eder ve ülkemizin söz sahibi fuarlarından birisi olur tarım ve hayvancılıkta. Yapılan bu fuarın hayırlara vesile olmasını temenni eder, saygılar sunarım. İlkini düzenliyoruz şu anda. Hakikaten Balıkesir'imiz için çok önemli. Tarım ve hayvancılığın başkenti diyoruz ama tarım ve hayvancılıkla ilgili fuarların öne çıktığı, örnek olan bir fuar organizasyonuna ihtiyacımız vardı. Bu artarak devam edecek. Bu birincisidir. İkincisi çok daha güçlü olacak. Daha sonra da bu devam edecek. Balıkesir'imize güzel bir fuar merkezi kazandıracağız inşallah. Balıkesir geniş coğrafyasıyla hakikaten büyük olanaklara sahip, zengin olanaklara sahip ve bu bütün coğrafyasıyla ortaya koymuş noktada. Geniş coğrafyası büyük avantajlar sağlıyor. Bu avantajları da her sektör bazında değerlendirmek için bir çalışmalar silsilesi içerisindeyiz. Nüfusumuzun da önemli bir kısmı kırsal alanda faaliyetlerini sürdürüyor. İklim ve coğrafi şartların uygun olması ve bu dolayısıyla da Balıkesir'imiz tarım sektörü açısından ülkemizin öncü kentlerinden bir tanesi. Pek çok coğrafi işarete sahip tarımsal ürünümüz var. Büyükbaş ve küçük başta bölgemizde ve ülkemizde önemli bir konumdayız. Dünya çapında ödüllü ballarımız var. Dünyanın en kaliteli zeytinleri bölgemizde yetişiyor. Biz de bu öncü rolümüzün bilinciyle kentimizin tarım potansiyelini çok daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışıyoruz. Balıkesir olarak tarım ve kırsal kalkınma konusunda yapacağımız çalışmalarla eminim ki ileriye doğru çok daha iyi bir noktaya hep birlikte geleceğiz. Kentlerimizin bugün karşılaştığı en büyük sorunlardan bir tanesi küresel krizler karşısında plansızlık ve programsızlık. Plansız ve programsız olunca da hazırlıksız yakalanmak. Tarım ve hayvancılık bağlamında düşündüğümüz zaman üreticimiz zaten ekonomik sıkıntılar içerisinde ve bir de üstüne iklim krizinin yarattığı sıkıntılar oluyor. Bir de buna plansızlık eklenirse hakikaten tablo olumsuz hale doğru ilerliyor. Biz topraklarımızdaki bereket kaçmasın, çiftçimiz toprağını bırakmasın diye uğraşıyoruz. Çünkü tarım ve hayvancılığın stratejik bir sektör olduğunu da çok yakından biliyoruz. Kıymetli konuklar, göreve geldiğimizden bu yana Balıkesir'de tarım ve hayvancılık sektörüne hayat vermek için birçok adım attık. Tarımın ve hayvancılığın önemine de sürekli dikkat çekiyoruz. Çünkü kentimizdeki sürdürülebilir tarım ve hayvancılık bizim kırmızı çizgilerimizden bir tanesi. Yakın bir zamanda üreticimizin devamlılığını sağlamak ve pazar sorununu ortadan kaldırmak için çiftçimize destek programımızı parça parça hayata geçirmeye başladık. Üreticimizden piyasa fiyatının üzerinde satın aldığımız ürünleri katma değeri yüksek ürünlere çevirip ihraç ediyoruz. Bunun ek örneklerinden bir tanesi bamyaydı. Şimdi Gönen'den humusla Gönen'den devam ediyoruz. Bugünlerde de çiftçimizin susam, kırmızı meyveler ve elmalarını satın alarak Balıkesir'de çiftçimize sözleşmeli tarımla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Maalesef toprağını terk eden, köyünü boşaltan, artık topraktan uzaklaşan vatandaşlarımızı tekrar toprağına gitmeye ve orada üretip kazanmaya teşvik etmeye çalışıyoruz.
tarım ve hayvancılığa dair olarak gerçekleştireceğimiz önemli bir girişimin açılış törenindeyiz. Bu düzenlediğimiz tarım ve hayvancılık fuarımız eminim ki kentimizdeki ortak tarım ve hayvancılık vizyonumuza dair birçok katkılar sağlayacaktır. Hem sektörümüzün temsilcilerine hem de vatandaşlarımıza yeni bir vizyon kazandırıp yeni kapılar açacaktır. 5 gün boyunca burada tarım ve hayvancılığa dair gerçekten yenilikleri hep birlikte şahit olacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bereketi bol, vizyonu açık ve geleceği ışık tutan bir fuarın başlangıcı olmasını temennilerimle saygılarımı sunuyorum. Biz kendi üreticimizi desteklemezsek üreticimiz ayakta kalamaz. Başka ülkelerin üreticilerini desteklemiş oluruz. Fuarın Balıkesir'e bereket getirmesini, Türkiye'ye de önemli bir örnek teşkil etmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok güzel bir mottosu olan iklime uygun tarım, bereketli yatırım temasıyla bu yıl ilki düzenlenen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarımızın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Balıkesir Türkiye'yi doyuran tarım şehri diyoruz. Durum böyle olunca böyle bir şehre yakışan bizim de bu anlamda Balıkesir'imize çok önemli marka değer katacak olan bu tip organizasyonlar, bu tip fuarlardır. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ya Allah, bismillah. Şehrimiz adına önemli bir gelişme. Çünkü Balıkesir biliyorsunuz Türkiye'nin tarım ve hayvancılık başkenti ama hani bugüne kadar böyle bir etkinlik düşünülmemiş. Bugün için böyle bir etkinlik alınması güzel bir adım şehrimiz adına. Güzel bir fuar. İlk kez yapılan bir fuar Balıkesir için. Tarım şehri olan Balıkesir'de olması gereken bir etkinlikti açıkçası. Şu anda güzel geçiyor. Müşterilerimiz, çeşitli tarımla ilgilenen kesimler gelip bizleri ziyaret ediyorlar. Şu an bu ilk adım çok iyi. Ben çok beğendim. Daha da geliştirebileceklerini düşünüyorum ve Balıkesir'e yakışacağını düşünüyorum. Çünkü Balıkesir tarımla ilgili Türkiye'de hayvancılıkta söz sahibi, tarımda söz sahibi. Ben çok memnunum. Hem organizasyon güzel, ilk olmasına rağmen.